Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi Ekran Gazetesi'ni sunar. Günaydınlar efendim, mutlu sabahlar. Takvim yaprakları 5 Ekim'i saatler 8.30'u gösterirken bu sabah da Ekran Gazetesi ile karşınızdayız. Artık haftayı yarıladık, yavaş yavaş hafta sonuna doğru da yaklaşıyoruz bugün Perşembe günü. Tabii haliyle hafta sonuna yaklaşmanın da bir heyecanı var içerimizde. Tabii bazı vatandaşlar özellikle hafta sonu için plan yapıyorlar. Özellikle bugünlerde, son günlerde. Hafta sonunu inşallah güzel geçirmek için, aileleriyle, tek başlarına ya da sevdikleriyle birlikte vakit geçirmek için planlar yapıyorlar. Planlar şu andan itibaren oluşmaya başlamıştır diye düşünüyorum. Ben çayımı aldım efendim. Sizler de hazırsanız şöyle bir yayın akışına bakalım birlikte. Neler yapacağız bugün? Yaklaşık 2,5 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Biliyorsunuz ki ilk etapta tabii ki yerel gazetelere bakacağız. Ordu'nun gündeminde neler varmış, neler konuşulmuş, neler yaşanmış ve gazeteci mesai arkadaşlarımız hangi konuları manşete taşımış, bunlara birlikte bakacağız efendim. Sonrasında da ulusal gazete turumuza başlayacağız ve ulusal gündem oldukça yoğun bugünlerde. Tabii ki bir terör saldırısı gerçekleştirilmişti Ankara'da. Bunun temasları, izleri hala sürüyor. Operasyonlar bir yandan devam ediyor. Aynı şekilde biliyorsunuz ki Karabağ'la ilgili de bir zafer vardı. Azerbaycan'ın zaferinden bahsetmiştik. Konuyla ilgili yine Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in "Türkiye yoksa masada biz yokuz" ifadesi vardı. Bunların hepsini ulusal gazete turumuzda sizlerle birlikte değerlendireceğiz efendim. Ondan sonraki bölümde de haber merkezinden Görkem Karaağaç arkadaşımız bizimle birlikte olacak. Ordu gündemini kendisiyle değerlendireceğiz efendim. Bugün stüdyo konuğumuzda Altın Ordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça olacak. Önemli konular, önemli gelişmeler var fındıkta. Bir yanda üretici fiyatın yükselmesini bekliyor. Bir yandan düşen bir fiyat var. Neler yapılmalı, neler öngörüyorlar? Aynı zamanda tabii ki kahverengi kokarca tehlikesi, istilası günden güne büyüyor. Hangi önlemler alınacak, neler yapılması gerekiyor? Tabii bu noktada Ziraat Odası'na düşen görevleri konuşacağız. Vatandaşın beklentilerini konuşacağız, değerlendireceğiz diyelim efendim. Yayın akışımız bu şekilde olacak. Bunu da sizlere iletmiş olalım ve şimdi şunu da belirtelim. Bizlere yazmak isterseniz, mesajlarınızı iletmek isterseniz Ordu Altaş TV Facebook sayfamızdan yazabilirsiniz diyelim. Ve ilk yorumumuz da gelmiş, hemen onu da iletelim istiyorum. Mehmet Akgül yazmış, günaydın, hayırlı yayınlar annem baban demiş. Teşekkür ediyorum. Yayının ilk dakikasından itibaren anneciğim ve babacığım ekran karşısına geçerek beni izliyorlar. Buradan memleketim Gümüşhane Köse'ye selam olsun diyelim ve başlayalım yavaş yavaş. Şöyle arkamdaki görüntüye öncelikle bakmak istiyorum sizinle birlikte. Bir Ordu manzarası, Boztepe eteklerinin görüldüğü, Boztepe'nin göründüğü bir manzara var efendim. Kameraman arkadaşlarımız sabahın ilk saatlerinden itibaren işte Ordu'nun muhtelif noktalarından görüntüler getiriyorlar. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Bugünkü görüntümüz kameraman arkadaşımız Huzur İslam Yaşar'dan. Görüntüye baktığımızda durağan, durgun bir hava var. Gerçekten Ordu'da şu anda yağışların ardından bir durgunluk söz konusu. Tabii denizde haliyle hırçınlığının yerini sakinliğe bırakmış halde. Şanlı Türk bayrağımız tabii ki her dalga kıranda yine dalgalanıyor. Bir yandan baktığımızda da Boztepe her zaman olduğu gibi yemyeşil karşımızda efendim. Hava durumu bu şekilde şimdilik Ordu'da. Tabii birkaç gündür yoğun yağışlara teslim olmuştu. Hem ilçeler hem merkez. Ciddi manada ekipler 7-24 sahadaydı. Tabii Ordu Valiliği, bunun yanı sıra Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarmıştı selle ilgili efendim. O yüzden tedbirli olmakta fayda var demiştik. Bizler de vatandaşlarımızı buradan da uyarmıştık efendim.
Şimdi de tabii hava durumu nasıl ona bakacağız ama bir yorumumuz da gelmiş. Öncesinde onu okuyalım istiyorum. Erdal Çelebi yazmış. Günaydın hanımefendi. Japonya'dan çok çok selamlar. Japonya'dan bizi izleyenlere buradan selam gönderelim efendim. Yurt içinde ve yurt dışında bizi izleyen herkese, ordulu veya ordulu olmayan herkese selamlarımızı gönderelim. İnşallah güzel günleri olsun diyelim. Şimdi Ordu'da bugün ve yarın hava durumu nasıl olacak? Önce hava durumunu izleyelim. Ordu'nun 2 günlük hava tahmini ve en yüksek sıcaklıklar şu şekilde. Altınordu, Perşembe parçalı bulutlu 23, Cuma parçalı bulutlu 23 derece. Ünye ve Fas'ta Perşembe az bulutlu 23, Cuma parçalı bulutlu 23 derece. Gölköy ve Mesudiye, Perşembe az bulutlu 19, Cuma parçalı bulutlu 20 derece. Akkuş ve Aybastı, Perşembe az bulutlu 17, Cuma parçalı bulutlu 17 derece. Kabadüz, Perşembe az bulutlu 18, Cuma parçalı bulutlu 19 derece. Çambaşı Yaylası, Perşembe az bulutlu 14, Cuma parçalı bulutlu 14 derece. Evet sevgili izleyenler, hava durumunu izledik. Hava sıcaklıkları her ne kadar düşmüş olsa da bir yandan baktığımızda yağışlı havanın olmaması, parçalı bulutlu havaların seyretmesi bizler için tabii bu süreçte daha iyi diyebiliriz. Yağışlar gelsin, yağış alalım, ancak sele dönüşmesinden korktuğumuz için de bir yandan da yoğun yağışların olmasını da pek istemiyoruz efendim diyelim. Tabii Ordu son günlerde, az önce de bahsetmiştim, yoğun yağışlara gebeydi. Ciddi yağışları aldık tabii ki merkezde dahi, sahil kesimde dahi ki ilk olarak biliyorsunuz ki genelde yüksek kesimlerde yağış olur ama bu kez sahil kesiminde de ciddi yağışlar vardı. Ama çok şükür ki sele dönüşmeden bu kez Temmuz'da yaşadığımız sel afetini yaşamadan yağışları atlattık. Bundan sonraki süreç tabii böyle seyredecek artık Ordu'da. Hemen hemen demeyeyim, çok hızlı bir şekilde çünkü geçiş yaptık. Kış ayları artık geldi. Güneşi daha az görür olacağız ama bugün mesela ben uyandım. Yolda gelirken güneşi gördüğüm an farklı hissettim gerçekten. Yani güneş insana farklı bir enerji veriyor. Bunu artık hepimizin kabul etmesi gerekiyor. Hava eğer bulutluysa daha modumuz düşük bir şekilde uyanıyoruz. Enerjimiz daha düşük oluyor gün içerisinde ama güneşli bir havaya gözlerimizi açıyorsak daha enerjili bir şekilde başlıyoruz. Tabii haliyle günümüzde daha verimli geçiyor diyebiliriz efendim. Şimdi yavaş yavaş yerel gazete turuma da geçmek istiyorum. Bakalım şöyle bir manşette arkadaşlarımız manşete hangi haberleri taşımış? Vizyon gazetesi, Ordu Vizyon, biz kendimizle yarışıyoruz ifadesi yer alıyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler'in ifadesi efendim. Ordu Yorum gazetesine baktığımızda çare samuray arıları denilmiş. Kahverengi kokarca ile ilgili yapılan çalışmalardan bir tanesi samuray arı efendim. Onunla ilgili çalışmaların daha da hız kazanacağına dair yetkili isimlerden dün itibariyle de açıklama gelmişti. Konuyla ilgili de detayları bu haberde inceleyeceğiz. Fas'a gazetesine baktığımızda da görüntü kirliliği yapan metruk binalar yıkılıyor. Evet, bu aslında belediyelerin yapması gereken çalışmalardan bir tanesi. Çünkü kent estetiği öne çıkan aslında maddelerden bir tanesi, gündem maddelerinden. Şehri güzelleştirmek istiyorsak metruk binaları yıkacağız, kaçak yapılara müsaade etmeyeceğiz. Kent estetiğini bozmayacak yapılar inşa edeceğiz efendim. Eğer biz yerli ve yabancı turizmden bahsediyorsak bu yapılara da dikkat etmemiz gerekiyor. Bir yandan da tabii ki ülke olarak bir deprem gerçeğimiz var. Çarpık yapılaşma maalesef ki kötü sonuçlar doğurabiliyor. Bunu her depremde yaşıyoruz efendim. O yüzden konuyla ilgili de bir haber Fas'ta gazetesinde yer almış diyelim. Ve şimdi gazete manşetlerinin detaylarına bakalım. Ordu Vizyon gazetesinden başlıyoruz efendim. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler, 30 büyükşehir ve uluslararası yerel yönetimler tarım çalıştayı açılış programına katıldı. Ordu'da tarım yatırımları alanında önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Başkan Güler, Ordu'nun bu alanda örnek olmaya devam ettiğini söyledi. Uluslararası Yerel Yönetimler Tarım Çalıştayı'nın üçüncüsü Balıkesir'de gerçekleştirildi. Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen çalıştaya katılan
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler, Ordu'da hayata geçirdikleri tarım yatırımlarını katılımcılarla paylaştı. Hemen ifadeleri de yer alıyor başlık başlık. Onlara da şöyle bir göz atalım. Çalışmalarımızla örnek oluyoruz başlığı yer alıyor. Başkanlar oturumunda yaptığı konuşmasında dolu dolu geçen özgeçmişini anlatarak başlayan Başkan Güler, tüm bu bilgi ve birikimle Ordu'ya hizmet ettiğini belirtti. Ordu'ya havza yaklaşımıyla yaklaştıklarını ve klasik belediyeciliğin dışına çıktıklarını aktaran Başkan Güler, Ordu'ya havza yaklaşımıyla yaklaştık ve klasik belediyeciliğin dışına çıktık. Yaptığımız çalışmalarımızla örnek olmaya çalışıyoruz. Ordu'da çok farklı uygularımız var. Yol, su, çöp zaten belediyelerin asli görevi. Biz bunları zaten yapıyoruz ifadesi yer alıyor. Bir sonraki başlığa bakalım efendim. 28 bin dönüm atıl arazi tarıma açlık ifadesi yer alıyor. Ordu'da yapılan tarım ve hayvancılık alanlarındaki çalışmaları bir bir sıralayan Başkan Güler, aynı şekilde 28 bin dönüm atıl araziyi tarıma kazandırdıklarını söyledi. Tabii Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde özellikle bu atıl arazilerin tarıma kazandırılması noktasında ilçe belediyelere de büyük görevler düştü. Özellikle Akkuş gibi yüksek kesimli ilçelerde, bunun yanı sıra onun gibi benzer ilçelerde atıl araziler tarıma kazandırıldı. Şimdi bizim çok önemli tarım ürünlerimiz var. Hatta bazıları tescilli. İşte Ordu fındığından tutun, Ordu kivisine, Akkuş şeker fasulyesinden tutun da Kabadüz'de yetişen patatese varana kadar gerçekten değerli tarım ürünlerimiz var. Bu tarım ürünlerinin tabii üretilmesine katkı sağlamak da belediyelerin asli görevlerinden bir tanesi. Başkan Doktor Mehmet Hilmi Güler de Balıkesir'de katıldığı bu çalıştayda tarıma yaptıkları yatırımları, verdikleri destekleri üreticiye ve ne kadar arazi de atıl arazi de tarıma kazandırdıklarını açıkladı. 28 binde başlayan bir sayıydı, kusura bakmayın. 28 bin dönüm atıl arazinin tarıma kazandırıldığını açıkladı Başkan Güler diyelim efendim. Tabii bizler bu arazilerin daha da artırılması, üretime tamamen dönmemizi istiyoruz. Çünkü üretimin ne kadar önemli olduğunu başta pandemi olmak üzere pek çok noktada işte ekonomimize zarar veren durumlar yaşadığımızda anlamış olduk. O yüzden gıdamızı dışarıdan temin etmeyeceğiz efendim. Kendi ürünümüzü kullanacağız, ithal ürünümüzü kullanacağız efendim. Bu yüzden üretimi yapacağız. Üretimin yapılması için de üreticinin gerçek anlamda, ciddi manada desteklenmesi gerekiyor. O da tabii kamu kurum ve kuruluşları, genel yönetimlere düşüyor burada görev. Tabii işbirliği içerisinde çalışıldığı takdirde tarım il ve ilçe müdürlükleriyle böyle güzel sonuçlar da ortaya çıkıyor diyelim ve bir sonraki haberimize geçelim. Kokarca için destek istedi. Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Naci Şanlı Türk, Orta Doğu Karadeniz'i tehdidi altına alan kahverengi kokarca ile mücadele konusunda mecliste yaptığı konuşmada üreticilere ilaç desteği istedi. TBMM'de bu önemli sorunu ilk gündeme getiren ve mücadele konusunda destek isteyen Milletvekili Şanlı Türk'ün girişimleri hayli dikkat çekti denilmiş ve hemen yan tarafta da meclis kürsüsünden Şanlı Türk'ün fotoğrafı yer alıyor. Tabii böyle önemli yerlerde özellikle sorunlarımızın dile getiriliyor olması güzel. Milletvekillerimizden temennimiz, isteğimiz bizim de bunlar. Milletvekilleri seçerken bizler zaten bizim sesimize en iyi kim duyurur, kim meclise sorunlarımızı taşır diye düşünerek seçiyoruz. O yüzden bu yerinde olan destek için Vekil Şanlı Türk'e teşekkür ediyoruz. Kokarca şu anda Ordu'nun ciddi tehlike arz eden sorunlarından bir tanesi. Konuyla ilgili de ilaç desteği talep edildi. Tabii bununla alakalı Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde çalışmalar devam ediyor ne yapılacağı ile ilgili. İlaçlama konusunda tabii tarihler önümüzdeki yılı gösteriyor. Yani 2024'ü Nisan-Mayıs ayı yanılmıyorsam bu süreçler içerisinde ilaçlanması gerekiyor. Bu yıl için artık geç görünüyor. Ama bundan sonrası için tabii ki devletin de bu konuda destek vermesini bizler istiyoruz. Üretici desteklenmeli ki ciddi hem de halk sağlığını tehdit etmeyen ilaçları bahçesine atabilsin. Bir sonraki yıl kahverengi kokarcı istilalarını aynı bu şekilde konuşmayalım efendim diyelim ve bir sonraki haberimize geçelim şimdi. Çare samuray arıları.
Kahverengi kokarca ile ilgili mücadele noktalarından bir tanesi diyebiliriz. Karadeniz bölgesinde şehirleri istila eden ve fındığa zarar veren kahverengi kokarca ile mücadele için samuray arıları doğaya salınacak. Bir sonraki başlığımız 6 ilçede yoğun görünüyor denilmiş. Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz kahverengi kokarca 2027 yılında ilk İstanbul ve Artvin'de görüldü. Yanlış yazılmış tarih. Gazeteyi yazan arkadaşlar yanlış yazmışlar. 2007 olması lazım o. 2017 olması lazım. Ordu'da Altınordu ilçe merkezi başta olmak üzere Boztepe, Fassa, Perşembe, Çamaş, Çatalpınar ve Ünye'de yoğun görünüyor dedi. Fındığın tadını acılaştırıyor ifadesi yer alıyor. Kahverengi kokarcanın fındıkta acılaşma, renk değişimi ve yaralanmaya sebep olduğunda belirten Müdür Yılmaz, kokarca fındıkta randıman kaybına neden oluyor, kiviye de sindirim enzimi bırakarak zarar veriyor diye konuştu. Baktığımızda kahverengi kokarcanın tabii yetkililerinde söylediğinden yola çıkarak bu ifadeleri söyleyebiliyoruz. Yaklaşık 300 ürüne zarar veriyor. 300 tarım ürünü. Sayıya, rakama baktığımızda ciddi bir sayıdan bahsediyoruz. Ordu'da da başta fındık olmak üzere diğer ürünlerimize, diğer tarım ürünlerimize oldukça zarar veriyor. Geçtiğimiz günlerde de kivi ile ilgili konuğumuzla da sizle birlikte değerlendirmiştik. Hatta fotoğrafları da ekrana getirmiştik, kivileri nasıl çürüttüğüne dair görüntüleri. İğnesiyle kivinin dış yüzeyine soktuğunu, bununla birlikte de tabii çürüme meydana geldiğini, bu noktalardan başlayarak kivinin tamamını saran bir çürümeden bahsediyoruz. Kivi de tabii ki şu açıdan zorlu bir ürün. Çünkü kivi içerisinde sadece bir tanesi bozuksa diğerlerini de etkileyebilen bir tarım ürününden bahsediyoruz. O sebeple daha iyi saklanması gerekiyor. Daha iyi koşullarda saklanması gerekiyor. Ama baktığımızda kahverengi kokarca şu anda fındık başta olmak üzere işte kiviyi de tehdit altına aldı. Bir yandan da tabii ki çalışmalar var. Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlükleri samuray arılarının bu alanlara salınması ile ilgili ve kahverengi kokarcanın yok edilmesi ile ilgili. Bundan önce ne diyorduk? Mekanik mücadele diyorduk. İşte bu kadar çoğalmadan önce gördüğün yerde yok et diyorduk ki bunun ilk çıkış noktası da Trabzon önceki yıllarda. Bu mekanik mücadeleydi. Ancak bunun artık mekanik boyutunu bizler geçmiş olduk. Artık kimyasal mücadele şart hale geldi. O yüzden konuyla ilgili mekanik mücadelenin yanı sıra kimyasalla ilgili neler yapılabilir? Bununla ilgili de çalışmalar yürütülüyor. Neler alınacak, hangi kararlar alınacak bu noktada? Onlar da güncellendiği takdirde sizlerle buluşturacağız diyelim ve bir sonraki haberimize geçelim. TMO iddiaları yalanladı. Toprak Mahsulleri Ofisi son günlerde gündeme gelen TMO'nun kabuklu fındık sattığı yönündeki haberleri yalanladı ifadesi yer alıyor haberde. Evet, Toprak Mahsulleri Ofisi dün itibariyle resmi internet sayfasından açıklamasını yaptı. Bizler dün akşam 18.30 Altaş TV ana haberde de yine buna yer verdik. Peki ne dedi Toprak Mahsulleri Ofisi? Şöyle ki son günlerde kamuoyunda şöyle bir algı oluşturuldu. Toprak Mahsulleri Ofisi kabuklu fındık satışı yapıyor ya da yapacak diye. Konuyla ilgili açıklama geldi. TMO kesinlikle kabuklu fındık satışını şu an için yapmayacağını belirtti. Bunun yanı sıra önemli başlıklardan bir tanesi de yine Samsun'da yaşanan selde fındık stoğuna ne kadar zarar geldiği ile ilgili. Toprak Mahsulleri Ofisi aynı bilgiler içerisinde buna da yer verdi ve Samsun'da bulunan bir deposunda 550 bin ton fındığa zarar geldiğini, ancak bunun muhatabının Toprak Mahsulleri Ofisi'nin olmadığını, sigortası olduğundan kaynaklı sigorta poliçesinin bu zararı karşılayacağını da altını çizdi. Bu iki iddiaya da bu konuyla ilgili Toprak Mahsulleri Ofisi'nden resmi sitesinden açıklama geldi. Eğer sizler de merak ediyorsanız resmi sayfasına girdiğiniz takdirde Toprak Mahsulleri Ofisi'nin burada konuyla ilgili açıklamaya da rastlayabilirsiniz efendim diyelim. Ve bir sonraki haberimize geçelim şimdi. Can dostları Altınordu şefkati. Altınordu Belediyesi'nin akyazısı halinde bulunan ücretsiz otopark alanında düzenlenen etkinlikte kurulan 4 farklı standta sokak hayvanlarına yönelik vatandaşlara hem bilgilendirme yapıldı hem de belediyenin çalışmaları sergilendi. Programa 5 anaokulundan minik öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Evet, dün 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'ydü. Konuyla ilgili ilçe belediyeleri çalışmalar yaptı. Altınordu Belediyesi başta olmak üzere Fasla Belediyesi, Ünye Belediyesi çeşitli çalışmalar yaptı. Neler yaptılar? Altınordu tabii kendi bulunduğu alan içerisinde minik öğrencilerle bir araya geldi. Onlara hayvanlar, can dostlarla ilgili bilgilendirme yaptı. Hayvanların sevgisi aşılandı. Teşekkür ediyoruz bu noktada da. Başkan Aşkın Tören her zaman hayvanın, can dostların yanında olduğunu gösteriyor. Sosyal medya paylaşımlarında da bunlara rastlayabilirsiniz. Şehrin muhtelif noktalarında mama odaklarına mama dağıtımı da gerçekleştiriyor belediyeye. Bu konuda teşekkür ediyoruz. Fasla Belediyesi de şöyle bir çalışma yaptı. Rulolara böyle şerbet sürüp sonrasında yine onlara yem bıraktılar ve ağaçlara astılar çocuklarla birlikte. Bir yandan da kuş yuvaları astılar. Bunlar da güzeldi. Aynı zamanda çocuklara da hayvan sevgisi bu noktada aşılanmış oldu. Bizler ne deriz hep? Çocuk yaşken eğilir diye. Çocuğa küçük yaşlarda eğer bu hayvan sevgisini öğretirseniz büyüdüğünde işte bazen medyalarda rastladığımız o çocukların hayvanlara zarar verdiği görüntüleri de izlememiş oluruz. Küçük yaşlarda mümkün mertebe çocuklarımıza onların da bir can taşıdığını, onların da canlarının acıdığını, onların da acıkabildiğini öğretmemiz gerekiyor. Ünye Belediyesi'nde de şöyle bir çalışma yapıldı. Ünye Belediyesi bir mama tesisi açtı sokak canları için. Ona da çok teşekkür ediyoruz tabii. Başkan Hüseyin Tavlı'nın öncülüğünde tüm çalışanlara böyle bir tesisi de Ünye'ye kazandırdıkları için diyelim. Bir haberimiz daha vardı. Reklama gitmeden önce ona da şöyle bir bakalım. Görüntü kirliliği yapan metruk binalar yıkılıyor ifadesi yer alıyor manşette. Fasla Belediyesi kent genelinde tehlike saçan metruk yapıları yıkarak çarpık yapılaşmayı ve görüntü kirliliğini ortadan kaldırıyor. Mahalle sakinlerinin korkulu rüyası haline gelen terk edilmiş virane binalar Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin tespitiyle yasal işlemlerin yapılmasının ardından Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkımı gerçekleştiriliyor demiş. Tabii Fasla Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar başta olmak üzere tüm çalışanlara teşekkür ediyoruz. Metruk binaların yıkımına bu şekilde devam edilmesi gerektiğini de altını çizmek lazım. Herhangi bir depremde daha büyük hasar almamak için olası bir depremde ki inşallah yaşanmaz ama bir yandan da gerçeğimizden bahsediyoruz. O yüzden bir de kent estetiği diyoruz. Bakış olarak güzel bir kent kazandırmak istiyoruz. O yüzden belediyelerde böyle konutlara müsaade etmiyorlar diyelim efendim. Şimdi yerel gazete turumuzu da böylelikle tamamlayalım. Bir sonraki bölümde ulusal gazete turumuzu yapacağız. Manşetlerde neler yer almış, hangi mesajlar verilmiş onları konuşacağız ama öncesinde kısa bir reklam. Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi ile Ekran Gazetesi devam edecek. Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi ile Ekran Gazetesi devam ediyor. Evet sevgili izleyenler, reklamların ardından Ekran Gazetesi'ne kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Bir önceki bölümde neler yaptık? Yerel gazetelerdeki öne çıkan başlıkları sizlerle değerlendirdik. Neler konuştuk? Tabii her gün konuştuğumuz konulardan bir tanesi fındık ve kahverengi kokarcaydı. Buradaki çalışmalar neler yapılacak? Bir yandan işte meclise bu sorunun taşınmasını konuştuk milletvekili Şanlı Türk'le birlikte. Bir yandan samuray arılarının şehrin muhtelif noktalarına bırakılacağı ile ilgili haberimiz vardı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan bir açıklamaydı. Bunları konuştuk. Fasla Belediyesi'nin çalışmalarından bahsettik. Dünkü 4 Ekim etkinliklerinden, hayvanları koruma gününe dair etkinliklerden bahsettik ve şimdi bu bölümde artık ulusal gazete turumuza başlayacağız. Dünyada ve ülkede neler konuşulmuş? Şöyle bir göz atalım manşetlere. Akşam gazetesinde vuracağız uzak durun ifadesi yer alıyor efendim. Türkiye gazetesine baktığımızda da bizden kaçan Avrupa'ya gitti ifadesi yer alıyor. Yeni Şafak gazetesinde üçüncü taraflar uzak dursun aynı akşam gazetesiyle aynı konuyu, aynı haberi manşete taşımış efendim ulusal gazeteler bu şekilde. Şimdi tabii pek çok konuyu konuşacağız dedik.
Özellikle işte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la birlikte yapılan çalışmalar, bir yandan kendi içimizdeki terör saldırıları, onlarla ilgili yapılan operasyonlar ve Azerbaycan'ı konuşacağız. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in verdiği mesajları konuşacağız. Şimdi yavaş yavaş detaylara geçelim. Sizler de bu süreçte yorumlarınıza bize katkı sağlayabilirsiniz. Ordu Altı Arşivi Facebook sayfamızdan bizlere yazabilirsiniz diyelim. Ve geçelim haberimize. Vuracağız, uzak durun ifadesi yer alıyor. Bakan Fidan, PKK-YPG'nin enerji tesisleri meşru hedefimiz, üçüncü taraflar uzak dursun dedi. Irak ve Suriye'deki tüm tesisler başlığı yer alıyor efendim. Haberin detayına baktığımızda da Ankara'daki terör saldırısını gerçekleştiren iki teröristin Suriye'den geldiğinin kesinleştiğini söyleyen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak ve Suriye'de PKK-YPG'ye ait bütün tesisler artık meşru hedefimizdir diye konuştu. Buradan yok olup gidecekler ifadesi yer alıyor. Hemen onu da sizlere aktaralım. Fidan, terör destekçisi ülkeleri de üçüncü taraflara tesislerden, teröristlerden uzak durmayı tavsiye ediyorum uyarısında bulundu. Savunma Bakanı Güler de teröristler bu coğrafyadan yok olup gidecek dedi. Evet, haberde bu detaylar yer alıyor efendim. Haberin detayı varsa arkadaşlar onu da getirelim hemen. 140 kilometre derinlikte operasyon ifadesi yer alıyor. Irak'ın kuzeyinde 3 günde 3. hava harekatı düzenlendi. 13 ayrı üstten kalkan jetler, İHA, HİK ve tanker uçakların desteğiyle 140 kilometre derinlikteki Assos'a kadar indi. 58 hedef milli mühimmatlarla imha edildi ifadesi yer alıyor. Bir yandan da İstiklal'in faili de imha edildi ifadesi var. Yine operasyonlardan bir görüntü. MİT, 6 kişinin şehit olduğu İstiklal Caddesi saldırısının planlayıcılarından PKK'lı Nabu Kelahayri'nin izine Haseke'de ulaştı. Oluşturulan özel ekip operasyon için düğmeye bastı ve örgütün istihbarat yapılandırılmasında olan hain etkisiz hale getirildi. O hainin fotoğrafı hemen yan tarafta da yer alıyor efendim. Evet, tabii başta son yaşadığımız bombalı eylem, Ankara'da İçişleri Bakanlığı'nın önündeki eylem, hatta iki polisimizin yaralanmasına sebep olan eylemden bahsedelim. Bunun yanı sıra tabii ki geçmiş dönemlerde yaşanan eylemlerde, çatışmalarda şehitlerimizin kanı da yerde bırakılmıyor. Geçtiğimiz günlerde de ulusal gazetelerde yine sizlerle birlikte okumuştuk. Özellikle diğer kaybettiğimiz şehitlerde, onların kanlarının kesinlikle yerde kalmadığını, yine faillerinin öldürüldüğüne, etkisiz hale getirildiğine dair haberleri okumuştuk. Şimdi yine İstiklal Caddesi'ndeki 6 kişinin de şehit olduğu bir eylemden bahsetmiştik. Onun da yine faili bu şekilde efendim etkisiz hale getirildi. Tabii bir yandan da devam ediyor. İşte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başta olmak üzere yurt dışına, yurt içinde de aynı şekilde konuyla ilgili üçüncü tarafların uzak durması gerektiğini söylüyor. Şimdi baktığımızda Avrupa'dan bazen işte PKK'ya, YPG'ye, terör örgütlerine destek mesajları yağıyor efendim. Türkiye'nin içerisinde bulunduğu konuma resmen tehdit eder gibi buna destek verdiklerini açıklıyorlar. Konuyla ilgili Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da üçüncü kişilerin uzak durması gerektiğini, gerektiğinde bu teröristlerin oldukları tesisleri, işte mühimmatlarını yok edeceklerini, imha edeceklerini açıkladı. Bu sebeple de bu mesajı da tüm dünyaya vermiş olduğunu düşünüyorum ben efendim. Bu şekilde çalışmalarını süreceğini de aslında işaretini vermiş oldu. Operasyonlarımız devam edecek. Özellikle Suriye'de, Irak'ta operasyonlar, tesislerin imha edilmesi, PKK'lıların kesinlikle etkisiz hale getirilmesi, ölü ya da yaralı fark etmez, onların bir şekilde ele geçirilmesiyle ilgili topraklarımızda tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonların devam edeceğini de işareti böylelikle verilmiş oldu. Tabii bizler Türk askerimize güveniyoruz. Onların da Allah yardımcısı olsun yurt içinde ve yurt dışında sınırlarımızda. İnşallah teröristlerden buralar temizlenene kadar operasyonlara devam edecekler diyelim ve bir sonraki haberimize geçelim. Üç kardeş top peşinde öldü. Acı bir haber maalesef ki şimdi ekranlarınıza getiriyoruz. Sancaktepe'de oyun oynayan üç kardeş su dolu inşaat temeline kaçan topu almak isterken peş peşe boğuldu.
Hemen yan tarafta da az önce gördüğünüz üç kardeşin de fotoğrafı yer alıyor. Berat 7 yaşında, Baran 9 ve Batuhan Sağan 11 yaşında cansız bedenleri evlerine 500 metre uzaklıkta bulundu. Baba Ayvaz Sağan Temel'in çevresinde yeterli önlem alınmadığını söyledi. Dönem dönem rastladığımız konulardan, acılardan bir tanesi efendim bu kez 3 çocuğumuzun canını kaybetmesine mal oldu. Hiçbir şey insan canından, kendi canımızdan daha kıymetli değil efendim. O yüzden özellikle inşaat alanlarında daha fazla önlem alınması ile ilgili dönem dönem çağrılarda bulunuyoruz zaten. Bunun yanı sıra yetkili isimler de söylüyor. İşte 3 tane çocuk maalesef ki inşaata giriyorlar ve bu topları yani topun peşine gidiyorlar zaten. O topu almak isterken su dolu yerde maalesef ki boğularak can veriyorlar. Acı bir tablo. 3 kardeş birden hayatını kaybetti. Anne baba için de çok zor bir durum. Yakınlarına başsağlığı dilemiş olalım bu vesileyle. Çocuklarımıza da Allah'tan rahmet dileyelim. Tabii melek onlar gerçekten. Keşke böyle acı haberler yaşanmasa ama bir yandan da tedbirlerin de artırılması gerektiğini de aslında bu haberlerle birlikte anlıyoruz efendim. İnşaat alanları, yapı alanları, bununla birlikte pek çok alanda özellikle çocuklar noktasında yeterli önlem alınmadığını görüyoruz. Kaldırılan rögar kapaklarını görüyoruz yanında hiçbir önlem olmadan buna düşen vatandaşlarımız oluyor dönem dönem. Demek ki bir yeri eksik yapıyoruz. Bunu kabul etmek lazım. O yüzden konuyla ilgili de umarım ki yetkililer bu konuyla ilgili de inceleme soruşturma başlatılmıştır diye düşünüyorum. Kimin suçlu olduğuna dair inşaatta acaba gerçekten çevresinde yeterli önlem alınmadı mı soruşturma kapsamında değerlendirilecektir. Konuyla ilgili de eğer bir suçlu varsa o da adalete teslim edilecektir diye düşünüyorum. Ama yiten 3 can var bir tarafta da. Tabii bu noktada ebeveynlere de özellikle lütfen çocuklarınıza dikkat edin. Evet dışarıda oynuyorlar. Hepimiz öyle büyüdük. Yani ben de dışarılarda büyüdüm. Yani benim bir de büyüdüğüm dönemlerde dışarı bu kadar tehlikeli değildi gerçekten. Ben eve hiç girdiğimi hatırlamıyorum özellikle bu çocuklarımızın yaşlarında. O yüzden ebeveynlere de bu noktada da çağrıda bulunalım. Lütfen çocuklarınızı mümkün mertebe tek başına bırakmayın. Eğer evinizin ya da onların oyun alanlarının yanında tehlikeli bir alan varsa sizin gözetiminizde oynasınlar, sizinle birlikte oynasınlar. O yüzden ebeveynlere de bunu da demiş olalım bu vesileyle. Ve bir sonraki haberimize geçelim. Özhaseki 41 bin deprem konutuyla 4807 köy evinin yıl sonuna kadar teslim edileceğini açıkladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin bir açıklaması efendim. Üç koldan arkadaşlar bir önceki görüntüyü tekrar alalım. Manşet okuyalım. Üç koldan kentsel dönüşüm başlığı yer alıyor. Şimdi bir sonraki görüntüye geçebiliriz Bahadır'cığım. Bakan Özhaseki kentsel dönüşüm sürecini hızlandıracaklarını söyledi. 3 genel müdürlük kuruluyor. Birincisi İstanbul'u, ikincisi Türkiye'yi takip edecek, diğeri de kaynak oluşturacak. Süreci hızlandırmak için tebligat kanunu da değişecek denilmiş efendim. Bakan Özhaseki 3 genel müdürlüğün kurulacağını, biri İstanbul için, biri tüm Türkiye için ve biri de yine bu süreci katkı sağlayacak kaynaklar için bir müdürlük olacağını da mesajını verdi. Tabii kentsel dönüşüm artık yıllardır vardı ama son dönemlerde depremle birlikte de hayatımızın büyük bir bölümünü işgal eder, gündemimizden düşmez oldu. Tabii kentsel dönüşüm çok önemli. Buna keşke daha öncesinde önem verseydik, daha hızlı bir şekilde yapsaydık da bu geçtiğimiz 6 Şubat'ta böyle bir acı tabloyla da karşılaşmasaydık. Ama artık bunu söylemek için geç ama bundan sonrası için yapabileceklerimiz var. Bir yandan uzmanlar uyarıyor, işte Marmara depremi geliyor diyor, çanlar çalıyor diyorlar, İstanbul depreminden bahsediyorlar. Bazı vatandaşlar İstanbul'u terk ederek kendi köylerine, kendi illerine, ilçelerine dönmeye başladılar. Memleketlerine dönüyorlar. Yani ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Şu anda olası bir depremde İstanbul'un tamamının yıkılacağı öngörülüyor efendim. İstanbul'la birlikte yanındaki şehirlerde
Aynı Kahramanmaraş'ta olduğu gibi 11 ilimizi etkilemişti. İstanbul depremi kim bilir kaç ili birden etkileyecek. O yüzden kentsel dönüşüm önemli. Ama kentsel dönüşümde de şöyle bir gerçek var. Şimdi bir mahalleyi tamamını kentsel dönüşüme sokmanız mümkün değil. Bu da bir gerçek. Şimdi buradaki yaşayan vatandaşların hepsinin tahliye edilmesi var. Her birinin farklı yere gitmesi var. Bir yandan da orada yaşayan insanların psikolojisini de düşünmek gerekiyor. Yani böyle tabii ki bir topyekün kentsel dönüşüm gerçekleştirelim ama hem etap etap olsun hem de bunu yine belli bir düzen içerisinde ve hızlı bir şekilde gerçekleştirelim istiyoruz. Bir yandan da tabii ki 6 Şubat'ın yaraları izleri silinmeye çalışılıyor, yaralar kapatılmaya çalışıyor. Onunla ilgili konutlar da yapılmaya başlandı. Yine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki konuyla ilgili açıklama yaparak kaç konut yapılacağına dair de bilgileri bu haberde okumuştuk efendim. Orada bir an önce başlayacak. Hala burada konteyner kentlerde kalan vatandaşlarımız, öğrencilerimiz aynı şekilde eğitimlerini konteyner kentlerde veriyorlar. Orada öğrenimlerini görüyorlar. Bununla ilgili de çalışma yapılacaktır. Bir an önce bunun da mesajını vermiş oldu bu haberle birlikte diyelim ve bir sonraki haberimize geçelim. Evet, Türkiye gazetesindeyiz şimdi. Yabancı karşıtlığı yatırımcıyı ürküttü. Bizden kaçan Avrupa'ya gitti manşeti yer alıyor. Dünyada hızla büyüyen yabancıya konut satışı Türkiye'de bıçak gibi kesildi. Gelir batıya kaydı ifadesi yer alıyor. Hemen detayına da bakalım. Pazar payı 400 milyar dolar denilmiş. Türkiye'de konut fiyatlarının sürekli artması ve yabancı karşıtlığı üzerinden estirilen rüzgar yatırımcıyı korkuttu. Yabancıya konut satışı bu yıl %70 düştü. Gayrimenkulcüler Avrupa'ya kaydı. Portekiz'de yabancıya konut satışı 22,5 kat, İspanya'da 8,3 kat, Yunanistan'da 5,3 kat ve İngiltere'de 2,6 kat arttı. 400 milyar dolarlık pazardan sadece %1,5 pay alan Türkiye ondan bile oldu denilmiş. Hemen yan taraftaki ifadeye bakalım. Rakamlar öyle demiyor ifadesi başlığı yer alıyor. Muhalefet konuttaki krizin sebebinin yabancılar olduğunu öne sürdü. Bazıları yabancıya vatandaşlık veriliyor, Türkiye işgal ediliyor propagandasını yaptı. Oysa yıllık konut satışında yabancıların payı sadece %3,5'te kaldı. Son 4 yılda Türkiye'den konut alan 250 bin yabancı yatırımcının sadece 20 bini vatandaşlık talebinde bulundu. Öte yandan Türkiye'den en fazla Araplar değil, Ruslar ev satın aldı ifadesi yer alıyor haberimizde. Evet, tabii ki yatırımcıların ülkemizde olması gerekiyor. Bu bir gerçek. Çünkü pandemiyle birlikte bir değişen ekonomi iklimi var tüm dünyada. Hepimiz, tüm devletler belli bir ekonomik krizin eşiğinden geçtiler ve hala geçiyorlar. Onlardan biri de haliyle Türkiye. O yüzden yabancı sermayeye de ihtiyacımız var. Bunu söylemek de gerekiyor. Çünkü ayağa kalkmamız lazım, ekonomimizi düzenlememiz lazım. Bir yandan enflasyonla başa çıkıyor olmamız lazım. Bir yandan her kesimin de talebini karşılıyor olmanız lazım. Şimdi emekliden asgari ücretliye, işçiden memura, bütün herkesin de talebi var bu noktada. Özellikle zam oranları belirleneceği dönemlerde hükümetten beklentiler var. Tabii bunlar sadece bu ekonomik kriz ortamında hükümetin kendi hazinesiyle yapabileceği şeyler değil. Bu yüzden Türkiye'nin yatırımcılara ihtiyacı var. O yüzden özellikle haberde de belirtilen yabancı karşıtlığından bahsetmek gerekiyor. Tabii ki işgal diyemeyiz. Ancak tabii bunlar belli bir sınır ölçüsünde, belli seviyelerde yapılması gerektiğini de söylemek lazım. Bu yatırımcıların ülkeye gelerek vatandaşlık almadan da yapabilirler tabii bunu. Bunun rakamları da var. Yaklaşık 20 bini sadece vatandaşlık istemiş Türkiye'den. Türkiye vatandaşı olmuş. Ama bir yandan da ülkemize doların girmesi, yabancı sermayenin girmesi için de yatırımcılara ihtiyacımız var. Özellikle Arapların Türkiye'ye daha ilgi gösterdiğini biliyoruz. Arap yatırımcıların ülkede daha iyi olduğunu biliyoruz ama son tabloya bakıldığında son yıllarda bunda da oldukça büyük bir düşüş yaşandı. Yine bu haberin ifadelerinde yer alıyor efendim diyelim ve bir sonraki haberimize geçelim. Bir sonraki haberimizde yeni dönem güçlü kadro ifadesi yer alıyor. AK Parti'de cumartesi yapılacak 4. Olağanüstü Kongre'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları kadar yeni kadrolarda öne çıkacak. Yeni dönem MKYK'da gençleşme ve tecrübe bir arada olacak. Milletvekili seçimlerinde 3 dönem kuralı nedeniyle aday gösterilmeyen isimler de kadroda yer alacak denilmiş efendim. Hemen yan tarafa baktığımızda da Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'ne gelerek parti yetkilileriyle kongreye ilişkin çalışma yaptı. Cumartesi gerçekleştirilecek 4. olağanüstü kongre AK Parti'de. Tabii son dönemlerde AK Parti'de gençlere yer verilmesiyle ilgili çağrılar yapılıyordu. Bunun mesajını da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da vermiş oldu. Özellikle kadroların gençleştirilmesi, işte 3 dönem kuralından dolayı aday olamayan milletvekillerinin bu kadroda yine yer alacağı ve daha güçlü bir kadro oluşturulacağı ile ilgili bir çalışma var. Çünkü 2024 Mart ayında 31 Mart'ta bir yerel seçime gidecek Türkiye. Bu kez hem belediye başkanlarımızı hem muhtarlarımızı seçeceğiz. Bir önceki dönemde bu yıl içerisinde yani zaten parlamentomuzu seçmiştik, cumhurbaşkanımızı seçmiştik. Şimdi bir yerel seçim var. Haliyle AK Parti sahada da elini güçlendirmek için çalışmalara devam ediyor. Şimdi kongreye gidecek cumartesi günü ve kongrede de yine aynı şekilde genç kadroyla yola devam edeceğinin de sinyalini verdi Başkan Erdoğan. Cumartesi günü aynı şekilde bunu da belirtelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de il kongresi gerçekleşecek. İl başkanını seçecek Cumhuriyet Halk Partisi de. Bunun da yine bilgisini bu vesileyle vermiş olalım diyelim ve bir sonraki haberimize geçelim. Azerbaycan'dan Fransa ve Almanya'ya rest, Türkiye yoksa biz de yokuz. Cumhurbaşkanı Aliyev'in ifadesi. Azerbaycan, Fransa'nın Erivan yanlısı adımları ve Türkiye'nin katılımının reddedilmesi sonrasında bugün İspanya'da Ermenistan'la yapılacak değişik formattaki toplantıya katılmıyor demiş. Bakü karşıtı atmosfere tepki. Bakü yönetimi Ermenistan tezlerini açıktan savunan Fransa ile hiçbir görüşmeye katılmayacağının altını çizerken AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in suçlayıcı ifadelerine de sert çıktı. Azerbaycan karşıtı atmosfere tepki gösteren Devlet Başkanı Aliyev İspanya ziyaretini iptal etti. Tabii bizler kendi üzerindeki karışıklıklarda, yani işgallerinde Azerbaycan'ın her zaman yanında olduk. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in her zaman yanında olduk. Bizim kardeşimiz onlar gerçekten ve bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Desteklerimize devam edeceğiz. Tabii İlham Aliyev de kurulan masalarda Türkiye'nin olmamasından dolayı bu masalara sert çıktı ve katılmayacağını söyledi. O da bizim arkamızda olduğunu bir kez daha göstermiş oldu efendim. Tabii böyle masalar oluşturulduğunda hepimiz biliyoruz. Herkes kendi çıkarlarını düşünüp kendi çıkarını karşı tarafa empoze etmek için yapıyor. Ama Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev konuyla ilgili yaptığı açıklamada kesinlikle Türkiye yoksa biz yokuz ifadesine yer verdi ve masayı reddettiğini de söyleyebiliriz bu vesileyle. Arkadaşlar haberimiz varsa bir haber daha alalım. 100 bin çelik köy evi denilmiş. Çifte depremlerin vurduğu şehirlere yapılması planlanan 100 bin köy konutunun tamamı çelik konstrüksiyondan inşa edilecek denilmiş. Ve deprem bölgesinde 6 ay içinde teslim edilecek ifadesi yer alıyor ve aynı şekilde yapılar da yan tarafta var efendim. Hemen detayına baktığımızda da konutların ihalesi bir ay içinde gerçekleştirilecek, imkanı olmayana yerinde dönüşüm projesinde olduğu gibi bakanlık destek sağlayacak. Destek tutarı konut için 500 bin TL, iş yeri için ise 250 bin TL, konutlar için evi metrekaresine göre 500 bin lira 800 bin TL arasında kredi verilecek. Bir yandan devlet desteğinin de olacağını da altı çizilmiş. 100 bin çelik köy evi kurulacak efendim deprem bölgesine. 6 ay içerisinde de teslim edilmesi planlanıyor ve ihalesi de bir ay içerisinde gerçekleşecek. Gerçekleştikten sonra ihaleler tabii ki yapımları da hızlı bir şekilde sürecek ve köy evleri bu vesileyle kurulmuş olacak deprem bölgesinde. Vatandaşların tabii konut ihtiyacını, iş yeri ihtiyacını karşılama noktasında önemli adımlardan bir tanesi. İnşallah yapıldığı takdirde de vatandaşların bu noktadaki mağduriyetleri de giderilmiş olacak diyelim efendim. Ve Ulusal Gazete turumuzu böylelikle tamamlamış olalım. Bir sonraki bölümde haber merkezinden Görkem Karaağaç arkadaşımız bizimle birlikte olacak ama öncesinde kısa bir reklam.
Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi ile Ekran Gazetesi devam edecek. Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi ile Ekran Gazetesi devam ediyor. Evet sevgili izleyenler, reklamların ardından Ekran Gazetesi'ne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde haber merkezinden Görkem Karaağaç arkadaşımız bizimle birlikte olacak. Kendisiyle Ordu gündemini değerlendireceğiz birlikte ama öncesinde şöyle Görkem'e dönüp hem gününü sormak istiyorum hem de hoş geldin demek istiyorum. Hoş geldin. Evet, hoş buldum. Herkese de günaydın diyelim. Ekranları başında bizi izleyen bütün Ordulu hemşehrilerimize de günaydın diyelim. Evet. İnşallah İstedikleri gibi bir gün olur. Bereketli İnşallah. Geçer, bol kazançlı geçer. Gün sonunda herkes evine gittiğinde mutlu şekilde tamamlar. Kazasız belasız bir günü geride bırakırız. İnşallah. Bizim sektörümüz için de bol özel haberli, güzel geçen. Ama güzel kötü haberin olmadığı. Kötü, evet, güzel gündemlerin olduğu, kötü İnşallah. Haberin olmadığı bir günü geride bırakırız. İnşallah akşam ana haber bülteninde o bülteni hazırladığımızda İyi bir iş çıkarttığımızı ve vatandaşları doğru bilgilendirdiğimizi düşündüğümüz bir bültenle karşılarında oluruz diyelim. İnşallah. Ağzına sağlık Görkem. Ne güzel dua ettin sabah sabah. Amin. Gerçekten güzel yani. Teşekkür ediyoruz. Bu arada bizlere mesajlarınızı iletmek isterseniz Ordu Altaş TV Facebook sayfamızdan bizlere yazabilirsiniz. Bugün Japonya'dan selam geldi bize Görkem. Ve aleyna aleykümselam. Evet, bunu da belirtmiş olalım. Yurt içinde ve yurt dışında Ordulu olup olmayan, bizi izleyen herkese buradan selamımızı iletmiş olalım diyelim. Nasılsın diyeceğim çünkü yoğun evet. bir gündem var. Önce senin nasıl olduğunu sorayım. Sonra fındığın nasıl olduğunu soracağız çünkü. Yani öncelikle gayet iyiyim. Koşuşturmacıya devam. Sabah 8, akşam 6 belki de mesai biraz daha uzayabiliyor. Haberlerimiz oluyor evet. akşam. Canla başla mücadele ediyoruz. Yani her an çok kıymetli. Hayatta en önemli şeylerden birisi zaman. Zamanımızı çok aktif kullanmaya çalışıyoruz. Çünkü bizim mesleğimizde şöyle, hani kendine bir saat ayırabilirsin ama o bir saati ayırdığında akşamki iş gecikiyor. O yüzden zaman çok önemli. Koşuşturma içerisinde akşam o 18.30'da giren ana haber bültenine haberleri bir an önce hazırlamaya çalışıyoruz. Evet. Baktığımızda dışarıdan belki de yapılan iş çok basit olarak görüyorlar. Ancak işin içerisine girdiğinde bir haber hazırlamak için çok farklı şeylerle uğraşabiliyorsun. Evet. Dışarı çıkıyorsun, haberi takip ediyorsun, haberi alıyorsun, geliyorsun. Burada metnini yazıyorsun. Evet. Sonra seslendirme kısmı oluyor. Tabii onda siz ilgileniyorsunuz. Sonra montaj kısmı oluyor. Ardından Hüseyin Bey'in izlediği bir onay kısmı oluyor. Yani bir kafe, bir lokanta gibi düşünün. Önünüze evet. bir yemek, bir tatlı geliyor. Ama arka planda mutfakta nasıl bir koşuşturmanın döndüğünü, nasıl bir çaba sarf edildiğini bilemiyoruz bizler de. Aynı onun gibi. Sizlere en güzel, en doğru, en iyi haberi iletmek için bizler arka planda sürekli çalışıyoruz ve gerçekten yoğun bir tempoyla evet. çalışıyoruz. Hatta bazen nasıl yetiştireceğiz derdine dahi düştüğümüz oluyor. Çoğu zaman da böyle oluyor zaten. Evet, çok doğru. Şimdi haber spontane gelişen bir şey. Ben bazen bizim mesleği şeye benzetiyorum. Her gün yeniden başladığım bir meslek diyorum. Yani ben her gün muhabirliğe, spikerliğe yeniden başlıyormuş gibi hissediyorum. Çünkü şimdi şöyle düşün, bir öğretmeni düşün. Öğretmen okula gidip neyi anlatacağını biliyor. Bir önceki Konusu günden belli. Bunu planlıyor. Ama biz şu kanala girdiğimiz andan itibaren her gün hangi haberi yapacağım? Hangi insanla karşı karşıya kalacağım? Hangi konuyu konuşacağım? Bunların evet. hiçbirini neredeyse bilmiyor gibi bir şeyiz. Yani her gün sıfırdan başladığımız bir meslekten bahsediyoruz. Haber merkezinden Halil abi diyeyim ben. Halil Aksu'nun da bir benzetmesi var. Aslında biz işsiziz. Evet. Her sabah kendi işimizi kendimiz buluyoruz. Hani o günden bulma konusu için söylüyorum. Hani evet, öncesinden düşünüyoruz. Öncesinden düşünmemiz gerekiyor. Gündemi yaratmamız gerekiyor. Sadece hazır gündemin üzerine gitmememiz gerekiyor. Ama sabah buraya geldiğimizde o gündem toplantısına kadar hani işsiziz yani. Hani bir iş bulmamız gerekiyor. O evet. günü dolduracak, o günü tamamlayacak bir iş bulmamız gerekiyor. Gündem bulmamız gerekiyor. Hani ve tahmin edersiniz aynen. ki Ordu özelinde bulmak her zaman kolay değil. Şimdi bir İstanbul'da özel haber yapmak zor değil gerçekten. Yani. Çünkü pek çok konu var. Bir yandan da onlara gelen haberler de var ama Ordu özelinde baktığımızda evet bir büyük şehiriz ama en küçük büyük şehiriz. Doğru.
Haliyle o kadar fazla özel haber çıkarmak da kolay olmuyor. Yani bizim gündem toplantılarını keşke bir görseniz nasıl bir çileyi çektiğimizi aslında anlamış olursunuz. En güzel haberi evet. size getirmek için detayları kimsenin bilmediğini sizlerin önüne deyim yerindeyse bir yemeği pişirir gibi pişirip nasıl önünüze getirdiğimizi sunduğumuzu bir biz biliriz bir aynen, de Allah bilir diyebiliriz öyle. Yani. Bu akşam ana haber bültenini takip etsinler bu, laf, bu sözlerden sonra. Evet. İnşallah güzel bir ana haber de çıkacaktır. Herkesi de bu vesileyle 18.30 Altaşlı ve ana habere bekleriz. Nesrin Korkmaz spikerimiz olacak. İzleyebilirsiniz 18.30'da diyelim ve şimdi yavaş yavaş evet. kendi gündemimize geçelim. Ben yerel gazeteleri okuduğum bölümde de biraz bahsetmiştim ama şimdi detaylıca bir bakalım. Toprak Mahsulleri Ofisi kabuklu fındık satışı yapmayacağına ilişkin açıklamayı resmi sitesinden paylaştığını sizlerle değerlendirmiştik. Şimdi hangi ifadeleri kullanmış, hangi konularda açıklama yapmış izleyelim. Toprak Mahsulleri Ofisi hakkında çıkan iddialara resmi sitesinden cevap verdi. Ofis kamuoyu açıklaması başlığıyla paylaştığı bilgilerde kabuklu fındık satışı yaptığına ilişkin ortaya atılan iddialara net cevap verdi. TMO paylaşımında son günlerde kamuoyunda TMO'nun kabuklu fındık satışı yaptığına dair söylemler dile getirilmektedir. TMO'nun kesinlikle kabuklu fındık satışı söz konusu değildir ifadelerine yer verdi. Öte yandan ofis Samsun'da yaşanan sel afetinde hasar gören fındık stoğuna dair de açıklama yaptı. Ofis Samsun ilimizde yaşanan sel felaketinde kurumumuz stoklarında bulunan 550 ton kabuklu fındık sele maruz kalmıştır. Bu fındıkların yaklaşık %50'si birinci derece hasar görmüş olup zararın tazmini için sigorta şirketine devredilmiştir. Söz konusu ürünlerle ilgili tasarruf sigorta şirketine ait olup kuruluşumuzda hiçbir ilgisi bulunmamaktadır dedi. Evet, Toprak Mahsulleri Ofisi'nden son günlerde gündemi meşgul eden o asılsız iddialara cevap geldi. Resmi sitesinden bu açıklamayı yaptı. Bir yandan da Samsun'daki selde hasar gören fındık stoğuna ilişkinde bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Sen neler söyleyeceksin Görkem? Yani biz haftalardır bunu buradan konuşuyoruz. Toprak Mahsulleri evet. Ofisi hakkında bazı iddialar ortaya atılıyor diye. Fındık satacağıyla ilgili ondan sonra ya da depolarını erken kapatacağı ile ilgili, alım depolarını erken kapatacağı ile ilgili iddialar vardı ortada. İşte algı yapmaya çalışılıyordu. Ancak biz genelde ziraat odaları, orada bulunan ziraat odaları veya Arslan Başkan'la yapıyorduk bu konuları. Röportajını işte asla böyle bir şeyin gerçekleşmeyeceğini, böyle bir şeyin sadece iddiada kalacağını söylüyordu. Resmi ağızdan açıklama yapıldı. Toprak Mahsulleri evet. Ofisi resmi sayfasından açıklama geldi. Tabii biz bunun böyle olduğunu biliyorduk ancak işte üreticiyi tedirgin etmek için yapılan bazı oyunlardı. Tabii bununla ilgili bundan sonra da bazı üreticiler serbest piyasaya fındık indirdi. Bu da piyasayı olumsuz etkiledi. Bunu da herkes göz önünde. Ancak yine mesela 198 liraya görmüştük ama 110 liraya kadar satılıyordu. Hatta yüksek kesimlerde biliyoruz yani 110 lirada satıldığını biliyoruz. Ancak burada 98 lira yazsa da o piyasanın üzerinde alıyorlardı. Çünkü o 98 liralık fiyat emanet fiyatıydı. Bunu evet. konuşmuştuk. Bunları kaç defa konuştuk. Ancak sonrasında bir 90 liraya kadar geriledi. Şu anda piyasada o tabelada 92 lira yazıyor. Ancak fındığı yine 92 liradan almıyorlar. O emanet fiyat dediğimiz fiyat. Mesela benim babam dün fındık sattı. 100 liraya fındık satmış. Siz de yatak odasından çıkardınız. Bizim kendimizinki değil. Babam benim esnaf olduğu için hani mahallenin eski adıyla köyün şoförü. O da tabii toplu taşıma diyelim. Kendi köyümüze şoförlük yapıyor. Hani onunla birlikte fındığı getiriyorlar. 100 liraya satmış mesela babam fındığı.
Hani köydeki bir vatandaşın fındığını 100 liraya satmış. Yani bir taneyi gördük. Yani şeyde merkezde alıyorlar. Mi satış yapılmış? Tabii ki de merkezde. Hani Altınordu ilçesinde bir merkezde. Yani şeyde, demek ki yüksek kesimli ilçelerde hala 110 lirayı buluyor olabilir. Ya işte ama tabela yükselmiyor. Biz tabelanın da 3 haneli rakamlara çıkmasını istiyoruz. Ancak o algı hala devam ediyor. Üretici bir an önce serbest piyasaya fındığını indirsin diye o 3 haneye bir türlü çıkartmıyorlar fiyatı. Ancak yine o 3 haneyi görüyoruz yani. Sattığımız zaman. Evet. Mesela örnek verdim. Babam dün 100 liraya satmış. Yani fındığı... Birinci ağızdan anlatıyor Görkem. Hani herkes, tüm üreticiler de müşteri olsunlar. Demek ilerleyen dönemlerde daha yüksek fiyatlardan yani da göreceğiz. Yani birinci ağız. Babam dün anlattı yani bana. Dün söyledi, geldim. İşte piyasada 92 yazıyordu ama ben 100 liraya sattım dedi. Baba dedim, hani cidden dedim. Evet dedi. Hani satılıyor yani, alıyorlar. Ama sadece o üreticiyi korkutmak için tabelayı yukarı çıkartmıyorlar. Konunun aslında gelecek olursak da TEMO'nun o iddialar yalansız yalan olduğu ortaya çıktı. Satın bir fındık satımı olmayacak veya depo kapatma asla olmayacak. 31 Aralık'a kadar alıma devam edecek. Ancak bu serbest piyasanın yukarıda seyretmesinden dolayı depo sayısında, alım deposu sayısında bir hani azalmaya gidebilir. Çünkü serbest piyasa yukarıda seyrediyor, yukarıda ivme gösteriyor. Evet. Depo sayısında bir azalma olabilir ama asla depolar kapanmayacak erken. 31 Aralık'a kadar devam edecek. Bunu söyleyelim. Bir diğer konuda Samsun'da yaşanan o yoğun yağmurdan sonra 550 ton fındık zarar gördü. Onunla ilgili de sigorta şirketi çalışma başlattı. Hatta bununla ilgili de bir algı yapmaya çalıştılar. O sigorta şirketi az zarar gören fındıkları karşılıyor. Ancak içinde ıslanan ve çürük olan fındıkları karşılamadı. Evet. Bununla ilgili de yine algı yaptılar. Toprak Mahsulleri Ofisi fındığı serbest piyasanın altında bir fiyata sattı diyerek Toprak Mahsulleri Ofisi'ne zarar vermeye çalıştılar. Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Nail Şantürk'ün de bununla ilgili bir açıklaması vardı. Dün akşam yaptığı açıklamayı. Bu açıklamalar Toprak Mahsulleri Ofisi'ne zarar verir. Evet. Gerçeği yansıtmıyor diye. Bu konuya da dikkat etmek lazım. Toprak Mahsulleri Ofisi'ne cidden büyük bir algı oyunuyla karşısına geliyorlar. Yıpratmaya çalışıyorlar. Piyasadan çekilmesini sağlamaya çalışıyorlar. Çünkü eğer Toprak Mahsulleri Ofisi yıpranıp piyasadan çekilirse, çıkarsa bu sefer serbest piyasa daha da aşağıya gelecek ve istedikleri olacak. O hani o algıyı yapanların diyelim, yine isim vermeyelim, algıyı yapanların, yüklenenlerin Toprak Mahsulleri Ofisi'ne bu sefer istediği olacak. Piyasadan çekilecek ve istediği gibi at koşturabilecek. Ancak tabii hem milletvekillerimiz sağ olsun Toprak Mahsulleri Ofisi'ne destek çıkmaya devam ediyorlar. Evet. TEMO'da 31 Aralık'a kadar piyasada olmaya devam edecektir. Üreticinin garantörü olmaya devam edecektir. Evet. Milletvekili, sen dedin, üreticilere destek olmaya, destek çıkmaya devam edecek. Bu konuyla ilgili de bir açıklamamız var, bir haberimiz var. Milletvekili, Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk ilk kez Ordu'dan bir meseleyi meclisin gündemine taşıdı. Kürsüden kahverengi kokarca ile ilgili mücadele çağrısında bulundu. İlaç desteği çağrısında bulundu. Önce haberi izleyelim. Gürcistan'dan ülkemize girdiği kaydedilen kahverengi kokarcı bu yıl özellikle fındıkta büyük zararlara neden olmuştu. Ardından Perşembe, Altınordu ve Gülyalı'da da görülmeye başlanan kahverengi kokarcı meclis gündemine de taşındı. Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Ordu'da fındığı, kiviyi ve diğer tarım ürünlerini tehdit eden kahverengi kokarcayı Meclis Genel Kurulu'nda konuştu. Şanlıtürk kokarcı hakkında bilgiler vererek topyekün bir mücadele çağrısı yaptı. 1 Ekim Pazar günü Gazi Meclisimize çok yakın bir mesafede gerçekleştirilen terör saldırısını şiddetle, esefle kınıyorum. Sayın Başkan, Ordu ilimizin sahil kesimlerinde özellikle Fas'a başta olmak üzere Gülyalı, Altınordu, Perşembe ve Ünye ilçelerimizin sahil kesimlerinde yoğun miktarda kahverengi kokarca zararlısı görülmektedir. Bölgede adeta kokarcalar tarafından istila edilmiştir. Mücadele edilmediği takdirde bir yılda 200 kat üreme potansiyeline sahip bir zararlıdır. Bölgemizde Gürcistan'dan geldiği düşünülen bu zararlı, başta fındık ve kivi olmak üzere her türlü sebze ve meyve bitki örtüsüne zarar vermektedir. 2023 yılının yağmurlu geçmesi nedeniyle fındık kurdu ilacı atılamadığından bölgede bu kokarca popülasyonu artmıştır.
Evet, şu anda Türk'ün açıklamaları ekranlara geldi. Teşekkür ediyoruz kendisine. Bizim sorunumuzu, bizim gündemimizi meclisin gündemine taşıdığı için milletvekillerini seçmemizdeki asıl amaç da bu zaten. Ordu'da yaşanan her ne varsa, vatandaş neyi talep ediyorsa bunun meclis kürsüsünden yüksek sesle söylenmesi, bu konuda da bizlere destek çıktığı için milletvekilini Ayrıca Şanlıtürk'e desteğinden dolayı teşekkürlerimizi de iletmiş olalım. Bir yandan da tabii acı bir gerçeğimiz var. Kahverengi kokarca istilası her geçen gün artmaya devam ediyor. Az önce haberi izlerken Görkem'le biraz konuştuğumuzda da kendisi Fas'ta bir evde de benzer görüntülere rastladığını söyledi. Yani tehlike azalması gereken yerde gitgide büyüyor. Konuyla ilgili destek çağrıları, ilaç desteği çağrıları geliyor. Neler olacak, neler yapılacak? Samuray arıları artık biliyorsun ki salındı. O da var bir yandan. Ama bununla nasıl bir mücadele yapılıp nasıl bir son beklenecek bizler de herhalde yaşayarak göreceğiz hep birlikte Görkem. Evet, öncelikle Sayın Milletvekilimize teşekkür ederiz. Senin de söylediğin gibi hani bizim sesimiz oldu orada resmen. Çünkü çok önemli bir konu. Sadece Ordu özelinde değil, sadece Fındık özelinde değil. Hani Gürcistan'dan girdiği düşünülüyor. Sonrasında Artvin tarafında etkili oldu. Ancak geliyor. Hani bu tarafa doğru geldi ve ilerliyor. Sadece fındık için değil, bütün tarım için. Türkiye'deki bulunan ne yapılıyorsa çok zararlı. Hepsini yok etmeyle karşı karşıya kalabilir. Hani hepsini yok edebilir. Şimdi burada o hani bizim az önce konuştuğumuz dediğim şey, Fas'ta bir ev gördüm. Hani kadın elinde süpürgesi var. O nasıl diyeyim, eski süpürgeler var ya, el süpürgesi diyorlar. Çalı süpürgesi. El süpürgesi, çalı süpürgesi. Yani evin o fayans var yerde. Fayansın üzerinde full kahverengi kokarca var, duvarlarda var. Süpürüyor köşeye doğru. Artık köşeden büyük ihtimal almaya çalışacak. Tekrar hani hızlı, çok hızlı hareket ediyorlar bir de. Evet. Hemen bir daha evin içine tekrar gelmeye başlıyor. Hani süpürüyor, tekrar geliyor. Süpürüyor, tekrar geliyor. Hani baş etmek çok zor. Ve çok fazla yumurtluyor, yavru bırakıyor. Hani bir yılda 3000 yumurta. Yılda 3000 yani, yumurta bırakıyor. Çok fazla bir sayı. Tek bir tanesi için ciddi bir rakamdan şimdi bahsediyoruz. Şimdi tehlikenin bize çok farkında değildik. Çünkü bahçedelerdi, dışarıdalardı. Evet. Ama şimdi o sıcağı da seviyorlar. Soğuktan da kaçıyorlar. Sıcağa gelmeye başladılar. Bu sefer de o evlere girmeye başladılar. Samanlıklara girmeye başladılar. Hani artık evler de tehdit altında. Evlerde de kalamıyoruz. O çünkü hani o keşke görüntüyü şu anda ekrana atıp da gösterebilsek. Ancak hani özel yani kişi kendi sayfasında paylaşmış. Yani o evde kalmak bile normal değil, kalınmaz. Ürkütücü. Yani. Ürkütücü. Yani ben düşünüyorum evimde kokarcayı görsem, hele de çok sayıda kokarcayı yani görsem, yani ben çok korkardım herhalde. Yani normalde böceklerden bu kadar korkmam ama şey olarak ya, böyle bir insanı tedirgin eden bir yanı, evet, oluyor ya onların. Öyle düşünelim yani. Yani ben böcekten korkmam mesela ama gece insan yattığında hani üzerinde gezer o. Hani uyutmaz, evet, yani. Tedirgin ediyor yani. Evet. Ya bir an önce tabii İl Tarım Müdürlüğü'nde bununla ilgili çalışmaları devam ediyor. Samsun bölgesinden gelen ekiplerin orada çalışması devam ediyor. Topyekün mücadele yapmamız gerekiyor Sayın Vekilimizin de söylediği gibi. Şimdi o gördüğün yerde yok et zamanını yavaş yavaş geride bırakmaya başladık. Artık ilaçlamayla mücadele edeceğiz. Sonrasında samuray arası devreye girecek. İşte her zaman söylüyoruz bunu. Üç aşamalı bir mücadele yapmamız gerekiyor ama topyekün yapmamız lazım. Ben mücadele edip şu anda evde ilaçlama yaparsam ben, sen ilaçlama yapmazsan bu sefer yine senin evinde bulunan kokarcılar benim evime tekrar istila etme durumu olabiliyor. Yani topyekün yapmamız lazım. Artık ya bu üreticinin inisiyatifine bırakılmaması gereken bir konu artık yani. Kimsenin inisiyatifine bırakılmayacak. İlaçlama ise ilaçlama. Her ne gerekiyorsa herkes topyekün bir şekilde yapmak zorunda olacak. Yani yapmak istemeyecek, yapmak zorunda olacak. Evet. Ya dün de valilikte bir toplantı vardı. Artık çünkü hani şeye gidiyor bu, senin dediğin gibi kişiye de bırakılmayacak, üreticiye de bırakılmayacak galiba. Çünkü herkes konuya el attı, birlikte çalışılacak gibi duruyor. Kısa da bir süremiz kaldı. Senden önce ben söyleyeyim, istersen o haberi de izleyelim. Şöyle bir haberi de izleyelim, sonrasında yine birlikte olacağız. Ordu Valiliği'nde kahverengi kokarca ile mücadele toplantısı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantıya Ziraat Odası Başkanları, sektör temsilcileri, üretici birlikleri ve protokol üyeleri katılım sağladı.
Ordu İl Tarım Orman Müdürü Kemal Yılmaz toplantıda gerçekleştirdiği sunumda kahverengi kokarto ile mücadele kapsamında Ordu'da alınan önlemler ve yapılması gerekenlere dair bilgilendirmelerde bulundu. İçinde bulunduğumuz dönem itibariyle fasık yaşama geçen ve halk sağlığı alanlarında görülen zararlıya karşı halk sağlığı ilaçlarına ruhsat alınıp mücadele yapılabilir. Şimdi bu zararı Sayın Valim, bu ilacın biz etkili olduğunu yaptığımız çalışmalarla özellikle pastada, perşembe ilçelerimizde evin dış cephelerini ilaçlamak kaydıyla veya balkon duvarlarını ilaçlamak kaydıyla bu şekilde hemen ilaçlamayı yaptığımız gün sabahında soldaki perşembede sağdaki pastada yaptığımız bir çalışma çok ciddi bir şekilde bu ilaçların böcekleri öldürdüğü, imha ettiği görülüyor. Yine mücadeleyi kendi imkanıyla yapacak olan muhtarlıklarımıza ilaç ve personel desteği sağlayabiliriz. Yaz sonu kış girişlerinde feromon tuzaklarla bu zararları toplayıp imha etmek suretiyle mücadeleye devam edebiliriz. Tabii bir yandan da sosyal medyada olsun, çeşitli platformlarda bir takım bilgi kirliliği olduğunu görüyoruz. Bu bilgi kirliliğinin de ortadan kaldırılması adına bu eğitim çalışmaları artırılıp burada kokarca zararlısına karşı liflet, afiş dağıtmak suretiyle veya belediyemize ait ilan panolarında mücadeleyle ilgili bilgilendirme çalışmaları yapmak kaydıyla bu mücadeleyi hep beraber gerçekleştirebileceğimizi Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Cem Şonucaksa yaptığı konuşmada kahverengi kokarcaya karşı topyekün bir mücadele ile acil bir eylem planının yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Bu tabii orada başlayacağımız mücadelemizde valiliğimizin önderliğinde, Tarım İl Müdürlüğü'nün görevlendirilmesiyle il ilçe kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız, ziraat odaları, borsalar, ticaret odaları ve ihracatçı birliklerimiz ile köy muhtarları ve buna ilaveten gene imamlarımızla birlikte özellikle hutbelerde de anlatmak kaydıyla topyekun bir COVID'le mücadele etmek gibi etmemiz gerektiğini bildiriyorum, önemsemiz gerektiğini bildiriyorum. İl Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soy'dansa kahverengi kokarcanın artık bölgedeki tüm herkesin ortak bir problemi olduğuna dikkat çekti. Sahil kesimi özellikle tehdit altına alan böcek şu anda sadece üreticinin sorunu değil, tarımın sorunu değil, aslında tüm halkın sorunu haline geldi. Tüm kurumların sorunu haline geldi. Şu anda bahçelerden çıktı, nerelerde, şehirlerde, binalarda, apartmanlarda, sitelerde, villalarda bile ciddi şekilde kokarcadır. Ve bunun mücadelesini sadece ziraat odaları veya tarım il müdürü veya tarımın temsilcileri yapması gerekmiyor. Onun için bu dönemde özellikle tabii kışlarına geçirmek için binaların çatılarına, samanlıklara, balkonlara, eşyalara, ne bileyim çatıların aralarına gelip kışı burada geçirecek. Tabii burada biraz önce müdürlüğün de söylediği gibi burada saklanarak Mayıs ayında, Haziran ayında, Temmuz ayında ciddi şekilde tarıma bir zarar vermeye devam edecek. Ordu Valisi Muammer Erol da kokarcı için ilaçlama çalışmalarına gereken tüm desteği vereceklerini belirtti. Daha sonra toplantı soru cevap şeklinde devam etti. Evet, mücadeleyle ilgili toplantıyı da izledik. Aslında ana fikir artık üreticinin inisiyatifine bırakılmadan bu konunun topyekün bir mücadeleydi. Haberimiz de bu şekildeydi. Görkem, çok vaktimiz de kalmadı. Evet. Şöyle veda cümlelerini alalım senden. Veda cümleleri dediğimiz gibi inşallah herkesin günü bereketli geçer. Biz de inşallah 18.30'daki ana haber bülteninde çok güzel bir ana haber bülteniyle hemşehrilerimizin karşısında oluruz diyelim. İnşallah. Görkem, reklamı sana mı bırakayım, ben sunayım mı? Sen sunabilirsin. Haberi ben istedim, reklamı da sen söyleyebilirsin. Evet, bir sonraki bölümde şimdi Görkem'e veda ediyoruz. Ancak bir sonraki bölümde Altın Ordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça bizimle birlikte olacak. Fındığı konuşacağız, serbest piyasayı konuşacağız, kahverengi kokarcayı konuşacağız, toprak mahsulleri ofisini konuşacağız ama öncesinde kısa bir reklam.
Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi ile Ekran Gazetesi devam edecek.